İslam Birliği kuruluyor adım adım inşallah. Yine güzel haberler var. Nasıl bir gün görürseniz hocam inşallah. Anla senin müjdelerine başlayalım. Rusya Müslümanları birleşme yolunda diye bir haber var hocam. İnternethaber.com sitesinde maşallah. Rusya Müslümanlarının 18 yıllık bir dağınıklığın ardından tek bir çatı altında birleşmeye hazırlandıkları bildirildi. Siz daha önce Rusya'ya dikkat çekmiştiniz. Said Nursi'nin izahlarına da dayanarak inşallah hocam maşallah. Hızla İslam'ın yayıldığı ile ilgili haberler geliyor Rusya'dan da. Rusya diyor Said Nursi dönüp şimdi önce diyor Hristiyan'dı diyor. Dinsiz oldu diyor komünist rejim döneminde. Evet. Yeniden dönemez diyor Hristiyanlar diyor. Müslüman olacak diyor. Maşallah. Hakikaten de çığ gibi yayılıyor Rusya'da Müslümanlık maşallah. Maşallah. Bir de Rus halkı çok çile çektiği için, çok acı çektiği için böyle Anadolu insanı gibi çok mazlumlar. Yani enaniyet, kibir pek yok böyle. Evet. Daha efendi, daha saygılı. Yani Fransızlar gibi falan değildir. Yani onları ben severim gerçi de fakat daha mazlum, daha mütevazi, daha insancıl, daha haddini bilen, daha az şımarıktırlar yani öyle söyleyeyim. Evet hocam maşallah. Ama mesela Avrupa biraz daha yaygındır yani şımarıklık, daha gurur ve kibir daha yaygındır. Ama iyi olan insanlar da çok fazla tabii Avrupa'da. Fakat ben de diyorum Rusya'ya müjde veriyorum. Yani silme hepsi Müslüman olacak Allah'ın izniyle. Maşallah. İnşallah. Rusya'nın da dahil. Evet i̇nşallah. Hocam inşallah. Evet. Sizin kitaplarınız da orada çok ilgi görüyor hocam. Hatta okunmasına izin verilen tek kitaplar arasında, dini Müslüman kitaplar arasında, İslami kitaplar arasında. Ben yalnız Rusya'da Risale-i Nur'un yasaklanmasını hiç doğru bulmadım. Evet. Çok yanlış hata yaptılar. Çünkü Risale-i Nur külliyatı şefkati, sevgiyi, merhameti, anarşiye karşı olmayı, insancıl olmayı, güzel ahlakı savunan eserlerdi. Evet hocam. Onu anlamadılar. Evet. Ve çok büyük hata yaptılar. Bir tek benim kitaplarım serbest Rusya'da. Diğer kitaplar da yasak. Evet. Ama benim kitaplarım hakikaten İran'da öyle mesela. İran'da da direkt Ehl-i Sünnet, diğer alimlerin eserleri yasak. Bir tek benimki serbest. Evet. İran'da. Maşallah. Maşallah o güzel bir şey. Rusya'da Müftü Efendi ile bizim çocuklar beraber değil mi? Evet. Yemek yediler. Putin de geldi. Tek kameraman bizim arkadaşın kamerasıydı. Yani hiç soruşturmadılar Rus polisi. Bizi tanıyorlar. Putin Müftü Efendi'ye yemek yedirdi bizim gözümüzün önünde böyle kaşıkla. Evet. Tek tek ha. Müftü Efendi de ona karşı böyle tabii sevecen tavırlar gösterdi. Bu dostluk ruhunun, sevecenlik ruhunun, güzel ahlakın güzel bir tecellisi. Biz zamanında Rusya'yla tam anlamıyla düşmandık. Evet. Ama Allah'a çok şükür şu an değil mi? Gittikçe dostluk bağları güçleniyor. Daha sevecen, daha sevgi dolu oluyoruz. Ama 10 yıla kadar Rusya tamamen Müslüman olur söylüyor. İnşallah hocam, maşallah. Allah'ın izniyle. İnşallah. İnşallah.